İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Geçen ay Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldığını açıklayan Halkların Demokratik Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği biliniyordu. Ancak HDP, siyasi çizgisi gereği Kılıçdaroğlu'nu açıkça ve doğrudan işaret etmedi. HDP tutumunu bu söyleşiyle birlikte değiştiriyor. Dün görüştüğüm HDP eş başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na oy verme yönünde aldıkları kararı ilk kez bana açıkladı. Ancak tek adam rejimine son vermek hedefi doğrultusunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söylüyor. Sancar, amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. Bunun Türkiye'de demokratik dönüşüme giden yolda önemli adım olacağını düşünüyoruz, diyor. Sancar, bu destekten ötürü Kılıçdaroğlu'ndan taleplerinin olmadığını da ekliyor. İşte Sancar'ın açıklamaları. Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinizi ilan etme kararınızı öğrendim. Evet, biz bu seçimi Türkiye tarihinin en kritik seçimi görüyoruz. İki stratejik hedefimiz var. Birinci hedef tek adam rejimine son vermek. İkinci hedef demokratik dönüşüm konusunda en etkili güç haline gelmek. Tek adam rejimine son vermenin yolu Cumhurbaşkanlığı seçiminden geçiyor. Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var. Erdoğan Diğer yanda rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedefimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik. Gerçi aday çıkarmama tercihimizi kamuoyuyla paylaştığımızda bu yönde işaretler vermiştik. Ama şu aşamada tercihimizi somutlaştırmak gerekiyor. Seçmen ve kamuoyunun beklentisi bu yönde. Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. İkinci tura kalmamasıdır. Bunun Türkiye'de demokratik dönüşüme giden yolda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. O nedenle herkesi demokratik sorumluluk birinciyle hareket etmeye davet ediyoruz. Mevcut rejim ülkeyi felaketler girdabına sokmuş ve her alanda çöküşün eşiğine getirmiştir. Ülkeyi bu karanlıktan çıkarmak için tek adam rejiminden kurtulmak gerekir. Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının demokrasi ve hukuk devletine giden yolun açılmasını sağlamada bir adım olacağına inanıyoruz. Ancak bu durumun birden ve kökten dönüşüm yaratacağı gibi bir beklentimiz yok. Bunu gerçekleştirecek, demokratik dönüşümü sağlayacak asıl aktör olarak kendimizi görüyoruz. Bu yüzden parlamento seçimlerine çok önem veriyoruz. En yüksek temsiliyete ulaşmayı stratejik hedefimiz olarak belirledik. Amacımız parlamentoda anahtar konuma ulaşmak 100. yılında cumhuriyeti demokrasiyle buluşturma ve demokratik cumhuriyeti inşa etme sorumluluğu bizlere düşüyor. Tabii barışı gerçekleştirmek konusunda belirleyici misyonun ve iradenin taşıyıcısı olacağız. Yerel seçimlerde CHP adaylarını açıkça işaret etmemiştiniz. Cumhurbaşkanlığıyla yerel seçimin dinamikleri farklıdır. Yerel seçimde hedefimiz iktidara kaybettirmek ve demokrasi güçlerine alan açmaktı. Burada tek adam rejiminin sonlandırılması hedefi belirleyici. Rejime son verici sözünü veren ve bu programla aday olan Kılıçdaroğlu ile hedefimiz örtüşüyor. O nedenle ismi açıkça telaffuz etmek gereği vardır. Kılıçdaroğlu'ndan talebiniz oldu mu? Bizim talebimiz demokrasi ve hukuk devletinin yolunu açacak yönetim ve iradeyi göstermesidir. Tek adam rejimine son vermek, barışa giden yolun açılmasında sorumluluk üstlenmesi temel beklentimiz bürokraside ya da kabinede bir pozisyon, hayır, kararımız politiktir ve bir pazarlık söz konusu değildir. Türkeş, toplumda Hüdapar'la ilgili ciddi rahatsızlık var. AK Parti Ankara Milletvekili adayı Tuğrul Türkeş, önceki gün katıldığı bir radyo yayınında, ''Türk bayrağı ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de Türk bayrağı ifadesini kullanan Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nu eleştirerek şöyle dedi.'' onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa, benim de Hüdapar'dan ve onun başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim. Bu açıklamaları üzerine önceki gün Türkeş'i aradım. Türkeş'in diğer AK Partililer gibi iktidara zarar gelmemesi için nadiren açıklama yaptığını biliyorum. Partisinin bir milletvekili adayını ağır şekilde eleştirdiğine göre ciddi rahatsızlık duyuyor olmalı diye düşündüm. Hiç de haksız değilmişim. Türkeş bana şunları söyledi. Toplumda bu yapıyla ilgili ciddi manada rahatsızlık var. Bunu birçok neden altında toplayabiliriz. Bayrağa saygısızlık diye algılayan var. Anayasanın değişmez diye bizim önemli bulduğumuz konularda beyanları var. Milletvekili andının tarihi geçmiş olduğu iddiası var. Böyle bir şey olmaz ki. Hiçbir sözün tarihi geçmez. Ta Platon ve Aristo'nun söylediği tekrar edilirken, cumhuriyet kurulurken ortaya konmuş bir yeminin tarihi nasıl geçebilir diyen var. En önemlisi siyasi fark gözetmeksizin kadınların tepkileri var. Kadına karşı yaklaşımları, beyanları, onların söylediğini tekrar etmem. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Türkeş'e milletvekili andanın eskide kaldığına ilişkin Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözlerini hatırlattım. Türkeş şunları söyledi takvim yılına göre görüşler geride kaldıysa kendilerini nasıl Müslüman olarak tarif edip İslamiyet'in sözlerini tekrar ediyorlar? Buna tenakus, çelişki değil mi? Türkeş'e partisinden tepki alıp almadığını sordum. Teşekkür ve takdirin ötesinde bir şey duymadım. Toplumun hassasiyet noktalarında bir rahatlamaya ihtiyaç varmış onu gördüm diye yanıtladım. Bu arada kardeşi Ayüce Ay Türkeş'in İyi Parti'den milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak ne düşünüyorsunuz diye sordum. Türkeş gülerek "Her partide bir Türkeş olmalı. Keşke CHP de alsa." dedi. de rakipsiniz" diye ekledim. Dedi ki: "Hiçbir rekabetimiz yok. Türkeş ailesi bir bütündür, bölünemez. Kardeşimle konuştuk, her desteği sunmaya hazır olduğumu Ayüce Ay biliyor. Adana'da güzel neticeler alıyor. Babamın ilk milletvekili seçildiği yerdir." Manevi bir yeri vardır Adana'nın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.